Ben bir Filistinli ya. Yeah. Veylekum ya Arap. خوف والرعب قتل فلسطين سكتون هاللي قتلوا الشيخ احمد ياسين العرب قاع ساكتين واليوم الناس عارفين اليهود خايفين ولا انتم ماكوش قادرين هذوك راهم عديانا وعديان الدين بوشوا عشارون على العرب راهم حاقدين يا رئيس عرفات ميساج ليك متساير حشفنا وجرحنا عارفين فيكم مش راهو صاير تعقبتهم حاين شانهم بزاف راهو يطاير ما نصبر غير صبر من بعيد رانا جايين نستناو مهدي المنتظر رفيق صلاح الدين قدام الله اكبر تحرر فلسطين يا ويلك يا شارون يا مجرم يا سفاح ويلكم يهود من مجيء المسيح ويلكم يا عرب من بطش اليهود ويلكم يا عرب شلون تجوز الحدود ويلك يا شارون يا مجرم يا سفاح ويلكم يهود من مجيء المسيح ويلكم يا عرب من بطش اليهود ويلكم يا عرب شلون تجوز الحدود اسمي رامي محمود دخيل Benim adım Rahmi Mahmut. 20 yaşındayım ve 1992'den beri Gazze'deyim. Yaptığımız müzikte özgürlük arzumuzu ve yürümek istediğimiz yolu dile getiriyoruz. Bunun için hip hop müziğini kullanıyor ve bu müziğe Arapça sözler ekliyoruz. عن تستفهم عربنا فالحين بالإدانة والاستنكارة ركوب الكاش فكارة تدخين السيجارة تصويت للسوب ستار ونسيو شهدانا جرحانا أسرانا والأخذ بالطار سمعتوا شو أخر الأخبار Benim adım Faysal, 23 yaşındayım. 1994 yılından beri Gazze'de yaşıyorum. Biz Filistinlilerin sesini duyurmak için buradayız. İnsan olarak hayatımızdan, yaşadığımız günlük hayattan, acılarımızdan, duygularımızdan bahsediyoruz. كيف بدك سلام مدمع بقلت سما جفت يا كيف بدك سلام مزح لاني بيت من هدمت اخفى ايدك من هون سلك والعوب هالشالوم كيف اسلام Adım Muhammed Acer, 24 yaşındayım, 10 yıldır Gazze'deyim. Biz barış içinde özgür yaşamayı hayal ediyoruz. Bunu sadece burası için değil, tüm Filistin için istiyoruz. Biz yaşama hakkı istiyoruz. ويلك يا شارون يا مجرم يا سفاح ويلكم يهود من مجيء المسيح ويلكم يا عرب من بطش اليهود ويلكم يا عرب شلون تجوز الحدود جو ويلك يا شارون يا مجرم يا سفاح ويلكم يهود من مجيء المسيح ويلكم يا عرب من بطش اليهود ويلكم يا عرب شلون تجوز الحدود جو ويلك يا شارون يا مجرم يا سفاح ويلكم يهود من مجيء المسيح Velikum ya Arap. Yani dikkatli ol ey Arap. İsrail'in Gazze'den çekilmesinden sonra bugünlerde burada yani Gazze'deki en etkili muhalefet işte bu üç gençten oluşan RFM grubu. Rami, Faysal ve Muhammed aslında 38 yıl süren İsrail işgalinin ardından kendilerini gerçekten bir boşlukta hisseden, ne yapacağını bilemeyen Filistinlilerin, Gazze'lilerin duygularını yansıtıyorlar. Evet, gerçekten dikkatli olmak lazım. Ama acaba neye ya da kime karşı? İşte biz de sizlerle birlikte bu sezonun ilk pusulasında Gazze'de neler olduğunu ve yakın gelecekte Gazze'yi nelerin beklediğini yerinde inceleyeceğiz. Öyle ya, acaba İsrail Gazze'den neden çekildi? Şu anda Gazze'yi kim ya da kimden yönetiyor? Ve daha da önemlisi acaba buradaki militan gruplar şimdi de birbirlerine mi düşecekler? Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. İslami'nin lideriyle Kabe'nin 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazabildiğiniz hiç değişmiyor. İsrail askerleri Farsça'da Hazatot yani hazine anlamına gelen ve 40 kilometrelik kesintisiz sahiliyle tarih boyunca herkesin iştahını kabartan Gazze'ye ilk kez 1956'da girdiler.
Bundan bir yıl sonra buradan çıkan İsrail, 10 yıl sonra 1967'de Gazze'ye ikinci kez girdi. Ve ondan sonra da bir daha çıkmadı. İsrail 38 yıl süren işgali sırasında Gazze şeridinde 21 yerleşim bölgesi kurdu. İçinde marketler, okullar, seralar ve eğlence yerleri bulunan bu bölgelerin bir kısmı Filistin köylerini çevreleyerek halkın özgürlüğünde kısıtlar hale gelmişti. Buraları abluka altına alan İsrail askerlerinin baskısı Hamas gibi militan grupları kışkırttı. İsrail büyük askeri gücüyle sürekli vuruyor ama Hamas'ı bir türlü pes ettiremiyordu. Gazze, İsrail için sürekli kanayan bir yara durumuna gelmişti. Ne gariptir ki bu soruna çözüm, Yahudileri Gazze'ye yerleşmeleri konusunda teşvik eden ve yerleşim bölgelerini kendi eliyle kurduran İsrail Başbakanı Ariel Sharon'dan geldi. Sharon, aşırı dincilerin bütün itirazlarına ve yükselen muhalefete rağmen aldığı kararı uyguladı. Yahudiler asker zoruyla Gazze'den çıkarıldılar. Geçtiğimiz ay İsrail Gazze'den tamamen çekildi. Sharon bu çekilmeyle hem İsrail ordusuna para ve zaman kaybettiren büyük bir dertten kurtuldu hem de uluslararası alanda pazarlık gücünü arttırdı. İsrail 38 yıl süren işgalin ardından Gazze'den çekildi çekilmesine ama ardında darmadağın olmuş bir altyapı, abluka altında fakirleşmiş, işsiz kalmış, savaş yorgunu bir halk ve daha da önemlisi yerle bir olmuş enkaz altında bir ekonomi bıraktı. Gazze'de kalan son yerleşim bölgesi Netzarim'de 22 Ağustos günü boşaltıldı fakat İsrail'in çekilmesi bununla tamamlanmadı. Halkın ardından yerleşim bölgelerine giren İsrail askerleri sinagoglar dışında tüm binaları yerle bir ederek arkalarında büyük bir yıkıntı bıraktılar. 12 Eylül 2005 gecesi İsrail askerleri Gazze'yi terk ederken Filistinlilerde büyük bir sevinç vardı. Boşalan yerleşim bölgelerine gidip Filistin bayrağını diken halk İsraillerden geriye kalan sinagogları yerle bir etti. Yahudilerin diktiği ağaçlar yakıldı. Kutlamalar sabaha kadar devam etti. Ancak sabah olduğunda Filistinlilerin sevinci yerini belirsizliğe ve gelecek kaygısına bırakıyordu. Gazze'nin elle tutulacak hiçbir gelir kaynağı yoktu. Üstüne üstlük şimdi bir de yıkılmış yerleşim bölgelerinin temizlenmesi ve altyapının yeniden kurulması için uğraşılacaktı. Bugün Gazze'de yaşayan 1,5 milyon Filistinlinin %60'ı açlık sınırının altında yaşıyor. İşsizlik seviyesi ise %70'lere ulaşmış durumda. Akdeniz'e olan uzun kıyı şeridi nedeniyle Gazze'de en büyük gelir kaynağı balıkçılık. Ama o da deniz sahasını kontrol eden İsrail'in belli saatlerde denize açılmayı yasaklaması yüzünden tam anlamıyla yapılamıyor. Gündüzleri böylesine zor şartlarda yaşamaya çalışan Gazze'lilerin karşısına hava kararınca bambaşka bir manzara çıkıyor. Sahildeki lüks otellerde eğlenen birkaç zengin aile Gazze'nin bir başka yüzünü sergiliyor. Otellerden ayrılıp sokağa çıktığınızda ise Gazze'nin yeni ve rahatsız edici bir başka gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Sokaklara yansıyan bu görüntüler aslında Gazze'de günlük hayatın tüm zorluklarının yanında bir de siyasi güç mücadelesi yaşandığını gösteriyor. Zaten yoksulluk ve açlık içinde kıvranan Gazze'lilerin karşısına gece olunca bu defa silahlar çıkıyor. Ve işte silahlarla desteklenen bu siyasi güç mücadelesinin bir tarafında Filistin yönetimi, diğer tarafında ise Hamas var. Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz El-Rantisi, Hamas'ın İsrail tarafından öldürülen iki lideri.
Bugünse Hamas'ın hayatta kalan tek bir lideri var, Mahmut El Zahar. O da İsrail'in suikast girişiminden şans eseri kurtuldu. İsrail F-16'ları El Zahar'ın bulunduğu evi 10 Eylül 2003'te bombaladılar. Mahmut El Zahar o saldırıda büyük oğlu Halid'i kaybetti. Kendisi de yaralandı ama ölmedi. El Zahar o gün orada cep telefonunun kamerasıyla oğlunun kanlı bedeninin resmini de çekmiş. Hamas lideri bu resimleri 2 yıldır cep telefonunda saklıyor. Mahmut El Zahar hali hazırda Hamas'ın hayatta kalan tek kurucu üyesi durumunda. Yeni bir İsrail saldırısına karşı sürekli yer değiştiriyor, saklanıyor. İşte biz de İsrail'in öldürmek için aradığı Mahmut El Zahar'la uzun uğraşılardan sonra Gazze'de korumalarla çevrili bir evde görüşmeyi başardık. Öncelikle Gazze'deki son durum şu anda size göre nasıl? İsrail'in Gazze'den çekilmesini nasıl görüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bunun varoluş savaşında çok önemli bir tarihi dönüm noktası olduğunu kabul etmeliyiz. İsrail'den çok daha güçsüz bu insanlar, Hamas'ın liderliğinde 38 senedir süren işgali bitirmeyi başardılar. Biz gerçek bir başarı kazandık. Bunun Batı Şeria'da da tekrar edilmesi gerekir. Bunun sonunda bağımsızlığımızı kazanacağız. Herkes burada Hamas'ın İsrail'i kovmayı başaran tek güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyor. İsrail sizce Gazze'den neden çekildi? Bunun İsrail'in kendi çıkarlarına uyduğu söyleniyor. Sizce gerçek hedef neydi? Bu çekilme İsrail'in bize verdiği bir ödül değil. Sharon çekilmeden 1,5 yıl önce Gazze'nin bir parçası olan Netzarim'in en az Tel Aviv kadar İsrail'in ulusal güvenlik çıkarlarını temsil ettiğini söylüyordu. Neden fikrini değiştirdi? Çünkü biz ona karşı etkili bir silahlı mücadele verdik. Çünkü biz Sharon'un askerlerine saldırdık. Tünellerde, sokaklarda, kontrol noktalarında onlarla savaştık. Gazze'deki İsrail yerleşimlerine yaptığımız roket saldırılarında İsrail güvenlik güçlerine ve yerleşimcilere büyük zararlar verdik. Biz silahlı mücadelemize devam ettik ve sonunda amacımıza ulaştık. Toprağımızın bir kısmını bağımsızlığa kavuşturduk ve Filistin'in özgür mücadelesine devam ediyoruz. Şimdi sırada Batı Şeria var. Peki şu anda Gazze'yi kim kontrol ediyor? Gazze'nin hakimi kim? Filistin yönetimi mi yoksa Hamas mı? Şu anda Gazze'yi hiç kimse kontrol etmiyor. Çünkü burada hiçbir sistem yok. Gazze'yi kontrol edebilecek tek güç Ocak ayındaki seçimleri kazananlar olacaktır. Biz şimdi Ocak ayında yapılacak olan parlamento seçimlerini bekliyoruz. Ama bu konuda kaygılarımız var. Filistin yönetimi bu tarihi daha önce değiştirdi. Bu seçimleri yine erteleyebilir. Çünkü seçimleri bizim kazanmamızdan ve gücün bize geçmesinden çok korkuyorlar. Peki ya İsrailliler? İzzettin El Kasım Tugayları İsraillerle mücadeleye devam edecek mi? Yani Hamas silahlarını yine İsraillere karşı kullanacak mı? İsrail bizim düşmanımız. İsrail 1948'den beri bu Müslüman toprakları işgal ediyor. Bu Kur'an'da yazan tarihi bir olgu. Eski Filistin'i yeniden kuracağız. Topraklarımızı alıp devletimizi kendi hür irademizle kuracağız. Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin iradesiyle değil. Şu ana kadar Batı Şeria'daki direniş devam ediyor. Burada İsraillileri püskürtmeyi başardık. Bunu Batı Şeria'da, Kudüs'te de yapabiliriz. Burası vatanımızın özgürlüğe kavuşması için atılmış ilk adımdır. Kornalar çalınıyor, eller sallanıyor, insanlar sıkışan trafikte kendi kendilerine yol açmaya çalışıyor. Sokaklarsa toz duman içinde. Bütün bunlar aslında İsrail'in çekilmesinden sonra Gazze'de bir otorite boşluğu yaşandığını gösteriyor. Sokaklarda kimse kimseyi dinlemiyor. Elinde silahı olan bir anda patron kesiliyor. Buradaki militan gruplarda sık sık birbirleriyle çatışıyorlar. Sokaklara yansıyan bu çatışmalar o kadar kontrolden çıktı ki militan gruplar sonunda oturup ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Birbirlerine karşı ilan edilen bu ateşkese hemen de bir isim bulundu. Birlik çağrısı. Buna göre kimse silahını bırakmayacak ama bundan böyle sokaklarda silahlarla gövde gösterisi de yapılmayacaktı.
İçlerinde Hamas, İslami Cihat ve El-Aksa Şehitleri Tugayı'nın da bulunduğu 8 grup bundan böyle birlikte hareket edeceklerini ilan ettiler. Ama bu birlik acaba gerçekte kime karşıydı? İsrail'e mi yoksa Filistin yönetimine mi? Filistin yönetiminin Gazze'deki güvenlik şefi Hüsnü Rabaya bu olayı daha farklı yorumluyor. Yani للأسف ما حصل اليوم. Bu açıklamayı yapanlar Filistinlileri temsil etmiyorlar. Gazze'deki İslami hareketi de temsil etmiyorlar. Doğrusu herkes birkaç grubu toplayıp kendi deklarasyonunu yapabilir ama biz zaten bu gruplara silahlarını bırakmalarını söylemedik ki. Tamam, silahları olabilir ama onları saklamalarını, sokaklarda göstermemelerini istedik. Gazze artık özgür bir yer. Silahlara ihtiyaçları yok. Burada işgal yok. Neden silahlara ihtiyaç duysunlar ki? O yüzden silahlarımızı kenara koyalım. Gazze'yi yeniden inşa edelim. Yeni seçimleri hazırlayalım. Bu hareketlerin kimseye faydası yok. Özellikle direnişçilerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bütün dünya bizi izliyor. Filistinliler şimdi ne yapacak diye bekliyorlar. Düşman Filistin'de bir iç kavgayı kolluyor. O yüzden gelin Gazze'yi birlikte inşa edelim. Silahları bırakalım ve seçimlere gidelim. Silahları bırakmayalım ama saklayalım, sokaklarda göstermeyelim. Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olan polis şefinin bu sözleri aslında buradaki otorite boşluğunu gösteriyor. Yaşanan bütün bu boşluğun ve kargaşanın içinden nasıl bir Filistin, nasıl bir Gazze çıkacağı ise belirsiz. Acaba Gazze'de en etkili güç olan Hamas'ın liderliğindeki İslam devleti mi hakim olacak, yoksa gelecekte modern bir Gazze mi kurulacak bilinmiyor. Ama ne olursa olsun hala tek bir düşman var, o da İsrail. أربعة ثلاثة اثنين واحد رفع للستارة نفايات حكومات اندثرت تحت قزارة قزارة تراكمات وتنكست على كتافنا مصدودنا تجدود انداست اترسمت تحت قدامنا جسم تأسس لغم طفل تحول لكمين عمر ما البصر هدف الرسم فوق القدس على المتنصين وانطلقت صفارة خبر عاجل بالتحرير والجلاء المد برحمة إلا برقعة من رب السماء لأرض طينت بضاء أبيض ودموع الميات الكفوف اللي لطمت لسما ارتفعت والألسن اللي نتبت عضلاتها زغردت تجاعيد وجوه طريق لفرحة بسمع على أول إشارة موقفها اسم غزة الفرحة من اليوم إشرتها خاطر بصدقية ألمنا إشرتها حمرة بتتقهوى بدر وهنية لا 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 لفت عقارب ساعتنا بعكسية دقت ساعتهم الرملية تخين اللعوز اللي خطط بالفور وزرعت سوعتنا وانت وحضنا أسطرنا أهلية فككت أرواح شهدائنا سكنت السابعة تدعي بكل طعم تعدو على انتصارنا أسماء منقوشة تكون فخر ومحبة سلامونا بأرواح طهرة مفاتيح Üzülenler, ağlayanlar, hırslananlar ve bağıranlar. Ve tabii bütün bu tarihi ana tanık etmek için. Bir tanesi poketine bakın şu bakın. Biraz da gündüz hiç değişmiyor. Hep aynı. Yakında, çok yakında patladı bu gözyaşı atış bomba. Bir tarafta işsizlik, fakirlik, açlık ve İsrail'in geri çekilirken bıraktığı yıkıntılar, diğer tarafta ise Hamas gibi militan gruplarla Filistin yönetimi arasındaki çekişme ve bu ikisi arasında sıkışmış kalmış Gazze halkı. Aslında Gazze bugünlerde tam anlamıyla bir açık hava hapishanesine dönüşmüş durumda. Çünkü buranın bütün giriş çıkışı İsrail'in kontrolü altında. Bakın basit bir çizimi size göstermeye çalışayım.
Önce isterseniz İsrail'in Akdeniz kıyısını çizelim. Bakın böyle geliyor İsrail'in Akdeniz kıyısı. Gazze şeridi burada. Şöyle bir şerit. Bunun güneyinde Mısır var. İsrail burada ve Gazze'de burası. İşte İsrail askerleri Gazze'nin özellikle bu sınırlarını, kara sınırlarını tamamen kapatmış durumdalar. Burası tamamen İsrail'in kontrolünde. Denize gelince denizde de hücum botları ve savaş gemileriyle burayı da kontrol altına almış durumda. Tek kontrol altına almadıkları, boş bıraktıkları sınır burası. Yani Gazze'nin Mısır sınırı. İşte biz de ne olup bittiğini öğrenmek için Mısır sınırına gittik. İsrail askerlerinin şu an için Mısır ve Filistin yönetimlerine devrettiği Mısır sınırı Gazze'lilerin tek umudu durumunda. Kapının belli dönemlerde kısa sürelerle açıldığını duyanlar bir umutla kapının önünde günlerce bekliyorlar. Çoğu yaşlı ve hasta olan bu insanların genelde tek bir amacı var: Mısır'a geçip tedavi olmak. Bizi sınırda bu kadar bekletmeleri haram. Bu kadar çok acı çekmemiz haram. Benim kocam yok, çocuklarım küçük. Nasıl gideceğiz, uçarak mı? Bize yardım etmiyorlar. Günlerdir burada bekliyoruz. Bizim sahibimiz yok. Denizden mi gidelim, dışarıdan mı gidelim, havadan mı gidelim? Nasıl gideceğiz? Bütün dünya memnun. Hepsi yalan, hepsi sahtekar. İşte biz de pusula ekibi olarak umutla açılması beklenen kapıyı açtırdık ve Filistin-Mısır sınırındaki ara bölgeye girip burada neler olduğunu inceledik. İsrail giderken Refah sınırında ne varsa söküp götürmüş. Ancak Filistin yönetimi kısa süre içinde burayı yeniden kullanılır hale getirmiş. Temizlenmiş bekleme salonları, yeni kontrol noktaları ve X-ray cihazları kullanılmayı bekliyor. Buralar henüz boş, gelen giden yok. Çünkü İsrail, Filistin yönetiminin istediği serbest geçiş şartlarını kabul etmiyor. Filistinliler de burada İsrail'in kontrolünü istemiyorlar. Ancak İsrailliler kontrolde ısrarlı. Filistin yönetiminin baş müzakerecisi Nebi Şahat bu kontrole karşı çıkıyor ve 1,5 milyon Filistinlinin Gazze'ye kapatıldığını, kapıların adeta üzerlerine kilitlendiğini söylüyor. Bizi Mısır'la aramızda kapalı bir sınırla bıraktılar ve Refah'ın Mısır ve Filistin arasında bir geçiş kapısı olmasını kabul etmiyorlar. İnsanların Güneydoğu sınırındaki Karim Shalom kapısından geçmelerini istiyorlar. Bugüne kadar bu sorun çözülmedi ve biz de onların çözümünü kabul etmiyoruz. İsrail, Mısır ve Filistin sınırından çekildi. Şimdi Refah'taki bu kontrol noktasını biz ve Mısır yönetmeliyiz. Aslında İsrail bizi her taraftan içeri kapattı. Örneğin balıkçılar denize açılamıyor çünkü İsrail denize blokaj kurdu. Erez kapısından ise ancak birkaç bakan geçiş yapıp Batı Şeria'ya girebiliyor. Hiçbir limanımız da yok. Ayrıca İsrail, yabancı yatırımcıları da kendilerinin onaylamadığı projelere girmemeleri için uyarıyor. Yani anlayacağınız, gittiler ama aslında gerçekten gitmiş sayılmazlar. Hala orada bekliyorlar ve saldırmak isterlerse, terör yaratmak, suikast düzenlemek isterlerse yapacaklar. Buna çekilme denemez. Bizi Gazze'ye hapsettiler. İşsizlik, yoksulluk ve İsrail abukası altında nefes almaya çalışan Gazze'liler. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen bu insanlar yine de bir umut kapısı bulmaya çalışıyorlar. Bunlar İsrail'li yerleşimcilerin kurduğu seralar. Yahudilerin giderken yıkıp teknik altyapısını götürdüğü seralar şimdi yeniden onarılıyor. Amaç kısa sürede üretime başlamak. Gazze'nin kumlu ve çorak topraklarında hiçbir şey yetişmezken çilek, domates ve biber üretimi yapılan bu seralar altın değerinde. İsrail'in yılda 100 milyon dolar kazandığı bu seralar Filistin ekonomisi için hayati önem taşıyor. Tabii binlerce aileye sağlayacağı iş imkanı da cabası. Bu konuda Filistin yönetimiyle birlikte çalışan ekonomik kalkınma şirketinin yöneticisi Basir Cabir'e göre seraları işletmek yeterli değil. Asıl önemlisi burada üretilenleri dışarıya satabilmek. Seraların bulunduğu alan 4000 dönümlük bir arazi. Bu seralarda hasat dönemlerinde 5000 kadar işçi çalışacak. Ürünlerimiz ihracata yönelik olduğu için çok ciddi sorunlarımız da var. Eğer uluslararası sınırlarımızın kontrolünü sağlayamazsak bu işi yürütemeyiz. Daha önce İsrail mallarımızı kontrol noktalarında kasten bekleterek bozulmalarına neden olmuştu. Eğer bu yine yaşanırsa işimiz yok olur. Bu nedenle uluslararası toplumun ve özellikle Türkiye'nin yardımına ihtiyacı
ihtiyacımız var. Kontrol noktalarından sorunsuz geçişin sağlanması için bize destek olmalarını istiyoruz. Bunu yapabilirsek sezon başına 30 milyon dolar kazanabiliriz. Gazze'de yaşanan bu değişim çabaları ve yeşeren umutlar ister istemez Hamas gibi militan grupları da etkiliyor. Halk arasındaki popülerliğini korumak isteyen Hamas artık sadece askeri kanada ve silahlanmaya değil sosyal hizmetlere de ağırlık vermesi gerektiğinin farkında. Hamas'ın Gazze'deki tek lideri durumundaki Mahmut El-Zahar, Hamas'ın bundan sonraki projelerini bütün açıklığıyla anlatıyor. Gazze'nin geleceği konusunda Hamas'ın silahlar dışında başka planları var mı? Yoksa yine silahlı mücadeleye devam edeceksiniz? Biz gelecek için planı olan tek tarafız. Halkla, camilerdeki insanlarla açıkça bunları paylaşıyoruz. Ekonomi, politika, kültür, endüstri, eğitim gibi konulara cevap veren, hatta diğer Müslüman ve Arap ülkelerle ilişkilerimizi düzenleyen gerçekten yapıcı bir sistemimiz var. Size bazı örnekler vereceğim. Ekonomiyi ele alalım. İsrail'le ekonomik ilişkilerimizi kesip, İslam ve Arap dünyasıyla özellikle de Körfez ülkelerine yeni kapılar açmamız gerekiyor. Neden? Çünkü İsrail'de gelir düzeyi çok yüksek. Dolayısıyla vergiler de ekonomi üzerinde büyük yük oluşturacak. Yani Arap ülkeleriyle ortaklık kurarsak bu bize ekonomimizi çok iyi bir şekilde yeniden yaratma şansı verecektir. Mesela Mısır'da petrolün fiyatı İsrail'dekinin 1/6 kadar. Yani Mısır hükümeti ile iyi ilişkiler kurmamız ekonomimizi ilerletecektir. Bu sadece bir örnek. Eğitim ve sağlık gibi alanları da içine alan tatmin edici bir politika izlemek zorundayız. Şu anda sadece insanlarımızı Filistin dışında tedavi ettirmek için yılda 100 milyon dolar harcıyoruz. 3 ya da 4 yıl içinde ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek donanımlı bir hastane inşa edebileceğiz. Böylece bu parayı da kendi sağlık sektörümüzün oluşumu için kullanacağız. Biz büyük endüstrilere inanmıyoruz. Aksine bize küçük fabrikalar lazım. Gereken ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve dışarıya ihtiyacı olan diğer Arap ülkelerine ihracat yapabilecek küçük fabrikalar. Eğitim konusunda da kendi insanlarımıza İsrail'in ya da Avrupa'nın tarihini değil, kendi tarihimizi öğretmeliyiz. Önce kendi dilimizi ve teknik ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamak içinse diğer dilleri öğretmeliyiz. Hamas'ın seçimlerle birlikte siyasete de girdiği görülüyor. Seçimlerden sonra daha da siyasi bir örgüt haline geleceksiniz. Bu durumda silahları ve askeri mücadeleyi bırakır mısınız? Hamas bundan sonra nasıl hareket edecek? Bu siyasi süreçte ne yapacaksınız? Biz askeri veya siyasi bir örgüt olmaktan bahsetmiyoruz. Bizim meselemiz sorunlara çözüm bulmak. Neden seçimlere katılıyoruz? Biz insanları İslam'a bağlı olmaya çağıran bir dava olarak işe başladık. Gösteriler düzenleyip taş atarak ve bir direniş kültürü yaratarak ilk intifadayı başlattık. Son 5 senede olan olaylarda da askeri gücümüz sayesinde önemli bir dönüm noktası yaratmayı başardık. Bu başarılar yapıcı bir eğitim sisteminin kurulmasıyla da desteklendi. Eğitim sistemimiz birinci sınıftan üniversite seviyelerine kadar her türlü ihtiyaca cevap veriyor. İhtiyacı olan Filistinliler için çok etkili bir sosyal yardım sistemi kurduk. Çok ciddi bir sağlık sistemi de kurmuş durumdayız. Şimdi siyasete olan ilgimizi artırıyoruz. Ancak bu diğer alanlarda daha az çalışacağımız anlamına gelmiyor. Biz her alanda başarılı olmaya devam edeceğiz. Yani siyasete girmemiz, askeri mücadeleyi, silahları bırakıyoruz anlamına gelmez mi diyorsunuz? Tabii ki. İsrail hala ülkemizi tehdit ediyor. Gazze'yi tekrar işgal etmekten bahsediyor. Batı Şeria hala onların işgali altında. Burada da bize nefes aldırmıyor. Bu yüzden silah taşıma hakkımızdan, silahlı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Özellikle de herkes bu silahların ülkemizi ve insanımızı korumak gibi şerefli bir göreve hizmet ettiğine ikna olmuşken. Siyasete girince belki de ileride İsrail'le müzakere etmeniz gerekecek. İsrail'le masaya oturabilecek misiniz? Neden İsrail'le müzakereye girelim ki? Müzakere mümkün olan yollardan sadece biridir. Eğer Filistin'i terk etmeye niyetlilerse, evet, onlarla görüşebiliriz ve Filistin'den çıkmalarına yardımcı olabiliriz. Ancak onlarla Filistin yönetiminin yaptığı gibi görüşmek bizim tarzımız değil. Son olarak yakın gelecekte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, amaçlarınız var ama yürüyüşe nereden başlayacaksınız? Silahları indirip siyasi arenada devam edeceksiniz yoksa başka şeyler mi düşünüyorsunuz? Yani Hamas yakın gelecekte ne yapacak? Bakın, biz aynı politikayı izliyoruz. Kendimizi her açıdan güçlendirmeliyiz ama her açıdan. Tabii aynı zamanda Ocak ayındaki seçimler için de hazırlanmamız gerekiyor.
Her açıdan derken neyi kastediyorsunuz? Bu dediğim orduyu da içeriyor. Yani askeri gücümüzü arttırmalıyız. Kendimizi güçlendirmeliyiz. Sharon'a kimse güvenemez. Bu adam bir kasap. Hayatımızdaki her şeyi yok etti. Her an geri dönebilir. Yani kendimizi ve topraklarımızı korumak için tüm imkanlarımızı kullanmalıyız. Onun bir daha geri dönmesini engellemeliyiz. Buna ağır silahlar elde etmek de dahil mi? Çünkü bazıları Hamas şimdi İsrail'e karşı Mısır sınırından ağır silah getirecek ve daha büyük bir savaşa hazırlanacak diyor. Doğru mu bu? Bu İsrail'in uydurduğu bir hikaye. Ama işte tam da bu yüzden biz kendimizi korumak zorundayız. Bunun için de ne gerekirse yapacağız. Beklentileri dikkate alacaklar. Yani karar siyasi olacak. Bir kuş çıkartalım. İmparator! Bir tarafta İsrail'e karşı yeni haklar elde etmeye çalışan ve otoritesini güçlendirmek için gayret eden Filistin yönetimi, diğer tarafta ise İsrail'le masaya oturmayı yekten karşı çıkan ve sonuna kadar cihat diyen Hamas. Şayet Filistin yönetimi Ocak ayındaki seçimleri ertelerse o zaman bütün bu çekişme sokaklara dökülebilir. Bu durumda da olan yine masum insanlar olur. Bütün bunların yaşanmaması için her iki tarafın da sağduyulu davranması ve nereden nereye geldiğini unutmaması gerekiyor. Programımıza RFM'den bir şarkıyla başladık, yine bir başka şarkıyla bitirelim. RFM'in gençleri özellikle dikkat çekiyor. Ne olursa olsun yaşananları ve temel sorunları unutmamak lazım. Hepinize Gazze'den iyi geceler. يقتل يشرد ويتم ويهرب مع تحيات حق البيتو فلسطين العراق افغانستان شكلكم نسيتوا ولا تنسيتوا اليومك علينا الدور مش عاد كان انا مكتوب وبكره جيلكم الحاسم متنبئ ومحسوب خليكم راكعين هم عليكم طبطبين والعظم الاخضر مستنيين اعرف اما اليوم جايين نفوقكم ونصحيكم يلي نايمين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وش بيه المنظرات دركه ولا حزينه سكر الابواب في وجوه العرب طاحت العراق لازم نطيح بلاد الغرب نعمل غزوه من غزه لبلاد الشام نحروا اهل الضاف ونفيقوا من هذا المنام ونصفش عنا اليوم عنا رب يا رب يفيقوا كل ويديروا فيها القلب Peşinde koştuğu Hizbi İslami'nin lideriyle Kabe'nin 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Zaman gerekirse burada şiirlerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazabilmesi hiç değişmiyor.